Bismillahirrahmanirrahim. Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaveredir. Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar levhiyat ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne suretle kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler. Ben de Risale-i Nur'un şahs manevisi namına onlara dedim ki, kabir var, hiç kimse inkar edemez, herkes ister istemez oraya girecek ve oraya girmek için üç tarzda üç yoldan başka yol yok. Evet. Baştan Rabbim beraber anlamayı nasip etsin inşallah. Cazibedar bir fitne içinde bulunan diyor. Cazibedar fitne benim hangi asırda olduğumun farkına varmam lazım. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Hulefai Raşidinden sonra, Dört Halife-i Kiram'dan sonra, Sahabe-i Kiram'dan sonra saltanat diyor şeklini alacak. İşte Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar. Sonra oradan diyor Ceburtiyet, Yani Süfyaniyet gelecek ve sonra diyor fesadı ümmet olacak. Yani bu devir devir fesadı ümmet devri. Ümmetin fesada uğradığı devir. İşte Hazretin ifadesiyle felaket ve helaket asrı. Felaket ve helaket asrı. Bu devir kadar diyor bazı alimler imansız imansız cehenneme giden Müslüman sayısı kafir olarak cehenneme giden Müslüman sayısı hiçbir asırda yok diyor. İşte onu da ifade etmiş dördüncü mesele Al Sayyı Musa'da Osmanlı'nın son dönemi Allah Alem birinci dünya harbi olması lazım malum biliyorsunuz radyodan dünya harbini dinleyen kalben bir yere taraftar olan gayrimüslim gayrimüslimi öldürüyor. Alman işte İngiliz'de Fransız'da harp yapıyor. Adam da beş vakit namaz kılıyor. Kırk kişi diyor Hazret. Beş vakit namaz kılan ehli iman kırk kişi radyodan diyor dünya harbini dinledi. Kalben bir tarafa taraftar oldu. Ya Alman iyi yapıyor dedi, ya İngiliz iyi yapıyor dedi. Bütün günahlarını, günahlarını ortak oldu, amel defterine yazıldı. 40 tanesinden 39 tanesinin diyor imansız gittiğini sekeratta bir ehli keşif müşahede etmiş. Merak eden Asay Musa'nın dördüncü meselesine bakabilir. O devirde. Şimdi bu devre geldiğin zaman günahlar her tarafta. Yani şu güzelim cihazlar. Dünyanın her yeriyle aynı anda ders yapabileceğin cihazlar, ahirete giden en büyük belalar olarak da karşına çıkabilir. Yani sadece şeffet değil, siyaset, fitneler, başka şeyler böyle, bir sürü Allah'ın yolundan ayıran fitneler var ve çok cazibedar, çok çekici, çok meraklı ve takip ediyor insan. Ama kalbi ve ruhu sönüyor, haberi yok. Cazibedar fitneler var. Tabi bir taraftan da şu var. Yani böyle bir ümitsizliğe düşmemek lazım. Tamam felaket ve helaket devri doğru. Fakat bu asırda da bu asırda da az bir gayret ile farzlarını yapan kebairi işlemeyen diyor kurtulur. Yani onda bir yapan Efendimiz döneminde aleyhissalatü vesselam onda dokuzdu. Yani onda dokuzunu baban karşısına geçse Uhud harbinde Bedir harbinde kılıncı çekeceksin evladın gelse çekeceksin. malının mülkünün hepsini vereceksin. Değil mi? Anlatmak kolay. Böyle yapmak kolay değil de. Evet, hicretse hicret, itiraz etmeyeceksin, şikayet etmeyeceksin. Efendimiz Ali Tedi ve harbe gidiyoruz dediği zaman kalkmazsan kafir olursun. Onda dokuzu yapman lazım. Bir devir gelecek diyor. Onda bir yapan kurtulacak. O devre de felaket ve helaket devri. Bu devir işte. Farzlarını yapan kebair işlemeyen kurtulur. Fakat bir üst, üst, tabaka şu, onun da sözlerde var, 26. sözün içinde olması lazım. İttibai sünnet diyor, feraizi işlemek, kebairi, yedi büyük günahı terk etmek. Bak kebairi terk etmek, demek ki kebairin içinde, iç içindeyiz. Değil mi? Kebairi terk etmek, bilhassa, bilhassa namazı vaktinde tadile erkanla eda etmek. Evet, bilhası namazı tadile erken de diyor eda etmek, namazın arkasındaki diyor tesbihatı, tesbihatı Muhammediye'dir o. Üstadın uydurduğu bir şey değildir o. Tesbihatı Muhammed'i yapmak şartıyla diyor insan kurtulur ve Kur'an'a taraftar olacak ve tövbe istifarda bulunacak çünkü öyle bir asır ki gece mümin yatar, sabah kafir kalkar, gece diyor kafir yatar, sabah mümin kalkar. Yani hiçbir şeye bakmaz. Bir öpmekte, bir bakmakta, bir lemada, bir konuşmakta, bir kelamda insan diyor batabilir. Yani çok enteresan, garip, acayip fakat harikalar asrı. Yani kaybetme ihtimali ne kadar yüksekse kazanma ihtimali de o kadar yüksek. İstikamet dairesine gidersen. Cazibedar fitne de, fitne ayrıştıran demek. Fitnenin çok manası var. Bozgunculuk demek, ayrıştıran demek altında gümüşün eritildiği potaya da fitne deniyor. Yani insan günahlarla eritilip kemalini bulabilir. Yani günaha girmemekle daha doğrusu. Günaha maruz kalıp da günaha girmemekle. iman etmek ve salih amel işlemekle yani fitneye maruz kalmakla ne olduğu meydana çıkar. Fakat bu asırda bütün fitneler cazip hale getirilmiş, çekici hale getirilmiş, süslenmiş, boyanmış, parlatılmış, renklendirilmiş, Hatta efendimiz Ali Sadık'ın bir hadisi şerifi var. Ben diyor gece vakti dağın başında ateşin başında oturan bir adam gibiyim diyor. Ateşe doğru hücum eden sinekleri kovalıyorum diyor. Ateş burada günah. Ateşin parıltısı, pırıltısı, cazibesi, çekiciliği içine giren yanıyor. İçine giren yanıyor. Fakat bir parantez açmak lazım. Tövbe kapısı açık. Allah'ın bu devir kadar rahmetini böyle indirdiği, arştan ferşe kadar açtığı rahmetini çünkü zayıf müminleriz, rahmetini tecelli ettirdiği belki de Allah bilir hiçbir devir yok. Cazibedar fitne. Başka bir yerde de bu cazibedar fitne için zehirli bal tabirini kullanıyor. Zehirli bal. Yani yerken tatlı gelir. Günahlar da öyledir. Ağzına zehirli balı attın. 2-3 saniye tatlı geldi. Sonra mideye geçti, mideden sindirimle kana geçtikten sonra adamı saatlerce kıvrandırır veya öldürür. İşte günahlar ilk başta böyle tatlı gelir, içindeki zehir sonradan çıkar. Günaha girdikten sonra insanın kalbine ve ruhuna gelen sıkıntı da cehennemden gelir. Dünyada günahla insan cehennemle irtibat kurmuş olur. İşte oradan manevi bir ateş kalbe atılır yanmaya başlar. Adam pişmanlık duyar, tövbe eder, geri dönerse o yarası tedavi edilmeye başlar fakat hemen silinmez. Günahının boyutuna göre bazen üç gün, bazen bir hafta, bazen bir ay, bazen kırk gün o iz yani nasıl bir yerini kestin hemen şak diye iyileşmiyor. Dikiş atılıyor, pansuman yapılıyor, kaynıyor sonra izi kalıyor. Belki ileride o iz de gidiyor. İşte günahlar da böyle. Evet, cazibedar bir fitnenin şu anda içindeyiz. Değil mi? Çoluk çocuk içindeyiz. Her an, her vakit Allah'a zikrettirecek bir fitne yalnız bu. Her an, her vakit Allah'a sığındıran sığındıracak. Aman Allah'ım, aman yardım et. Tut elimden. Bırakma beni diye iltica ettirecek bir fitne. Kullanabileni Cennetül Firdevse kadar götürür. Kullanamayanı esferi safilin olan ala illiğinden esveli safilenin ta dibine kadar indirir yani. Çünkü eskiden bir asırda bir insan bir günah işleyebilirdi belki. Herhangi bir günah. Fakat şu anda internetle bir anda 1 milyon, yüz milyon, belki 1 milyar insanı aynı anda günaha sokabilir. Aynı anda dedikodu, gıybet, iftira dinletebilir. Dinlediğin şeylere dikkat et. Ya gıybet var ya iftira var ya suizan var ya şu var ya bu var yani Allah namına değilse yani ölçüyü sen biliyorsun söylememe gerek yok yani evet bir gıybet de deyip geçme gıybet kebairdendir kebairdendir caziptir çekicidir tatlı gelir insana tabi kalbin açılmadıysa ondan nefret etmediysen tiksinmiyorsan ölü eti yemek gibi öğürt, öğürttürmüyorsa seni nefret ettirmiyorsa kokusundan nefret etmiyorsan gıybet tabi ki cazibeler gelir Ufacık bir ateş diyor, nasıl kocaman odun, dağ gibi bir odunu yer bitirir, gıybet de salih ameli yer bitirir, sahibini cehenneme götürür. Evet, cazibeler bir fitnenin içindeyiz. Yani dün ders okudum, dün külliyatı bitirdim, o kadar hatim yaptım, şunu yaptım, hiçbir şeyin garantisi yok. Her gün, her gün, her gün iltica etmek zorundasın. <laughs> düştükten sonra da kalkıp geç, gidecek başka yerin yok. Allah'a doğru yürümem lazım. Yani oraya doğru yönelmem lazım. Başka kapı yok çünkü. Ne olursa olsun böyle o yoldan ayrılmamak gerekiyor. Evet. İçinde bulunan daha aklını kaybetmeyen, bu daha aklını kaybetmeyenin birçok manası olabilir. Siz bakarsınız böyle kalbinize, vicdanınıza gelen manalara bakarsınız. Aklı kaybetmenin bir manası da Allah alem şu, Allah bilir her insanın müstakil bir şeytanı vardır. Şeytan vücudun dışındadır. Nefis içeride, şeytan dışarıda. Fakat benim şu telefonla beraber irtibat kurduğumuz gibi şeytan da nefis de irtibat halindedir dışarıdan. Ne zaman insan gözüyle, ağzıyla, kulağıyla günah işler, işte o gözünden, ağzından, kulağından maddi vücuda girip damarlarda gezer, işte bir büyün ifadesiyle bazen bir al yuvara bin tane şeytan diyor girebilir. Beyine diyor çıkar, beyindeki bütün o eskiden çekilmiş o günah fotoğraflarını gözünün önüne getirip dürtmeye başlar. İşte o anda Allah vardır dersen kurtulursun. Fakat o anda nefis gal kalbe galip gelirse, günahtan alınan lezzet, ibadetten alınan feyizde galip gelirse, kalp mağlup olursa, işte manevi direncin düşükse işte o anda nefis Allah'ın varlığını kalbin üzerinde kapatır. Geçici bir müddet husuf kusuf yaşattırır. Allah'ı unutur. Allah'ı unutur. O aklı başından gider. Şeytan aklı eline alıp o adamı kukla gibi kullanmaya başlar, idare etmeye başlar. O artık aklı elinden gitmiş, hayvandan da aşağı düşmüş bir mahluk hükmüne geçer. Evet aklını kaybetmeyen diyor. İşte o akıl bu akıl. Kaybedilmemesi gereken akıl. Her zaman tetikte olman lazım. Dişini sıkçan. Cennet ucuz değil. Cennetin ne olduğu bilinmiyor meçhul. Varlığını biliyoruz biz. Fakat ucuz değil. Sabretçen. Burası askeriye Hani hiç düşünmedin mi acaba? Bu adamlar yani ehli keşif keşif insanlar, büyük insanlar neden tehris günü demişler? Daima hazır kıta asker bunlar her an tetikteler, her an böyle silahları kuşanmışlar, hazır kıtalar her an nefis ve şeytanla mücadele halindeler, ecel gelince de oh be yeter diyor artık kurtulduk, elhamdülillah gidiyoruz diye ecele koşa koşa gidiyorlar yani bu adamlar hayatları boyunca hazır kıta asker olarak yaşamışlar, her an kafir olmaktan ötleri patlamış kalpleri titremiş Allah'a yönelmişler herkesi dinlemeyeceksin değil mi? her mürşide el vermeyeceksin ha. İşte Kur'an'ın dersi var. Aç kitabını oku, bedavacılık yapma. Yani o şeymiş, şu şeymiş, bilmem neymiş bunları geç. Vicdanına bak, Kur'an dersini oku, sünnete bak, Kur'an'a bak, istikamete doğru yürü. Allah'tan bunu iste, sıratın müstakim. Yani bu devirde çok insan aldanır veya aldatılır. Değil mi? O yüzden berrak, pürüzsüz bir akıl ve vicdanı Allah'tan istemek lazım. Evet, içinde bulunan aklını kaybetmeyen bazı insanlar öyle bir kaybetmiştir ki aklını adamın içi dışına vurmuştur suratına baktığın zaman şeytanı görebilirsin goril görürsün, yılan görürsün, fare görürsün, sırtlan görürsün bizon görürsün, adamın tipine göre, nefsinin şekline göre değişir hatta 13. lemada der İşte bu insan suretindeki şeytanların der insan kılıfını çıkartırsan cinli şeytan olur bu cinli şeytana insan bedene giydirirsen işte bunlar olur yani. Kendisi böyle oldu. Kendisi bunu istedi. Aklını iptal etti. Şeytanın aklıyla ilerliyor. Ve gideceği yer şeytan nereye gidiyorsa oraya gidecek. İşte aklını kaybetmeyen, daha aklı başında olan, cazibedar fitnenin içinde bulunduğunu idrak eden, ahir zaman kıyamete bir kaldı. Yani çok az var. Yani kıyamete bir kala felaket ve helaket asrında nur gibi parlamak isteyen değil mi? Bazı gençlerle gençler dediğine bakma nefis her zaman gençtir. 70 yaşında da olsan nefsin genç. Fakat bu dersin muhatabı gençler olduğu için bazı gençlerle bir muhaberedir, bir sohbettir diyor. Evet, cazibedar bir fitne içinde bulunan, daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaberedir. Sen daha geniş manada idrak edebilirsin. Etrafına bak. Değil mi? Kaç kişi namaz kılıyor? Kaç kişi doğru söylüyor? Kaç kişinin derdi Allah rızası? Değil mi? Kaç kişi ihlası hedef ediyor? Günahlardan sakınıyor, gıybet etmiyor, Allah'a yöneliyor, günahlara girmiyor. işte bak işte etrafa bak. Allah sonumuzu hayretsin. Evet Allah'a sonsuz kere hamd etmek lazım ki bizi ne kadar günahkar da olsak bu derslerle muhatap ediyor. Bazen bir saat ders, bir saat zikir, bazen bin yıllık nafile ibadetten üstündür bin rekat nafile namazdan üstündür. Bazen bir hayır binlerce günahı sevaba inkılab ettirir. Günahlar silinmez. Tövbe edilen, pişmanlık gösterilen, tövbe edilen, af dilenilen, yanılan, yakalanan günahları Allah yübeddülullahi seyyiatin ve hasenat sırrıyla hasenata çevirir. Evet. Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı şimdiki aldatıcı cazibedar, çekici, levhiyat, aldatıcı, çekici, levhiyat, levhalar diyebilirsin. Görüntü, ses, dış alem, internet dünyası, değil mi? Levhiyat, çok cazibedar fakat aldatıcı. Yani nefsi böyle tatla doyurup kalbi ve ruhu öldürüp gıda olarak insanın manevi alemine zehir hükmüne geçen aldanmak aldanıyorsun. Gidiyorsun 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 hiçbir şey yok. Bakıyorsun 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 yok olmuşuna. Aldandık. Sonra da eyvah aldandık. Bu dünyayı sabit zannettik. İşte ölen adamlar böyle söylüyorlar. Ozan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Aldatıcı. Mesela şu anda dünyanın tepesinde olanlar, dünyaya hükmettiğini zannedenler, değil mi? Gafiller. 5 sene sonra, 10 sene sonra ne olacak halleri? ya toprak oldular ya yaşlandılar ya pirpirim oldular ya felç oldular ya köşelerine çekildiler ya hakarete maruz kaldılar ya rezil oldular. Yani şimdi mele şimdi şöyle olduklarına bakma yani aldandı. Diyor ya insan aldandı. Ben de kendi aldanmalarıma bakmam lazım böyle. Vakitlerim, saniyelerim, dakikalarım, günlerim nereye gitti benim ha? Ömrümü nerede harcadım? ebedi zannettiğim ömrü ölünce mi aklım başıma gelecek? Niye aklıma başına gelecek? Derslere daha çok iştigal etmedim ha. Aldanma. Özür kabul edilmiyor orada. Eyvah aldandık, özür kabul edilmiyor. Sen dünyada özür dilecektin. Şimdiki, evet, aldatıcı. Fakat cazip eder. Sanki adam bir siyasi şeyi seyretmekle her şeyin düzeleceğini zannediyor. Ha. Hiçbir şeyin düzeleceği yok her şeyin kontrolü elinde olan sultanı kainat her şeyin anahtarı elinde olan alemin efendisi ne dilerse o olacak sen sadece vazifeni yap vazife ilahiye karışma zaten karışsan da beyhude boşuna evet levhiyat ve hevesatın yani yüz tane günah insanın hevesine bu devirde hücum ediyor her taraftan sağdan soldan önden arkadan böyle binlerce cihetten hücum ediyorlar. Eski devirde böyle bir şey yoktu. Düşünür, radyo dinleyen 40 kişiden 39 tanesi imansız gitti. Eğer şu güzelim aletleri Allah yolunda değil mi? Şu interneti, şu Allah'ın en büyük nimetlerini Allah yolunda kullanamazsan bari adamın helaketine en büyük sebep olur. Allah bu güzel aletleri, bu güzel cihazları Allah yolunda kullanmayı, her şeyi Allah yolunda kullanmayı nasip etsin. Hucumları karşısında hucum ediyor. Sokağa çıktığın zaman 100 tane günah hucum ediyor ahiretimizi ne surette kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan meded istediler. Bir kere senin ahiretinin kurtulması derdin var mı? Cehennem deyince Allah'ın gadabından tir tir titriyor musun? Aman Allah'ım aman ecirne minen nar, halisne minen nar, necinne minen nar, diye kalbinde bir ürperti oluyor mu? Allah'ım cehenneminden çoluk çocuğumu, ailemi, ümmet Muhammed'i, şu ahbabımı, dostumu isim isim böyle sayıp ecirne minen nar diyebiliyor diye musun? Yani bir ahiret derdin var mı? imansız giderim diye ödüm patlamıyorsa kalbini çek etmem lazım benim. Değil mi? Neden ödüm patlamıyor? Sonundan korkmuyorsan sonundan korkulur. Sonundan korkuyorsan diyor sonundan korkulmaz inşallah. Evet. Cennet deyince böyle kalbin pırpır pır atmıyor mu? Hakiki vatanım orası. Benim oraya gitmem lazım. İman ve salih amelle insan diyor berzahtan, mahşerden, berk gibi, burak gibi diyor, şimşek gibi bir anda geçer. Cennetül Firdevs'te hakiki vatanında, hakiki selamete, rıza ilahi cemalullaha mazhar olur. Yani böyle bir aşkın var mı? Böyle bir korkun var mı? Yani ahiretimi ne surette kurtaracağız? Ahiretimizi ne surette kurtaracağız diye dertlendin mi? Yoksa derdin dünya mı oldu? İşte yabancı memlekete geldik şöyle oldu, böyle oldu, şu oldu, buyum yok şuyum yok, buyum yok. Şikayet mi ediyorsun yani? Derdin dünya mı, ahiret mi? Eğer derdin dünyasa diyor bu dersten bir şey anlamazsın. Ben nefsime söyleyeyim. Siz de kendi nefsinize söyleyebilirsiniz. İşte derdin ahiretse o zaman işte kapı açılır. O zaman Allah'tan derdimizin ahiret olmasını istemek lazım. Dünyayı merak etme. Allah'ın kefilliği var. Cenab-ı Hak rızkı bitirmeden dünyadan canını almaz. Hele mazlumsan, mağdursan Allah'ın rahmeti sağanak sağanak yağar. Hiç merak etme yani. Allah buna kefil. Fakat gafiller için kabrin arkasında kefillik yok. Hatta diyor ya Herkes seni kabir kapısına kadar arkadaşlık eder, gömer, üstüne kapatır, sırtına döner, yemek yemeye gider. Orada teselli yok, orada iman var. İman varsa kurtuldun. iman yoksa yardım yok. İşin bitti. Evet, işimiz bitti Allah korusun yani. Risale-i Nur, Kur'an'ın bu asırdaki dersi yani, şahs manevisi namına, yani Kur'an'ın bu asırdaki tiryak misal ilaçlarının naşiri, taşıyıcısı, kargocusu Risale-i Nur. Yani taşıyor sadece. Mal sahibi değil. Asıl mal Kur'an'ın. Kur'an'dan geliyor. Yani Said yok, Said'in ehliyeti yok. Konuşan hakikattır. Hakikatı Kur'aniyedir. Evet. Dedim ki işte en büyük engel olan nefsin yani Allah onu it hükmünde 23. söze baka, bakabilirsiniz koruyucu olsun diye dış alemde seni izzetli göstersin diye ve onu terbiye olduktan sonra Allah yolunda kullanasın diye yarattığı nefis terbiye olmadan önce anlayacağı tek şey kabir var, ölüm var. Hiç kimse inkar edemez. Fakat ölüm var ama ölüme iman eden yok. Değil mi? Sanki ölenlerin başına ölüm geliyor. Benim başıma gelmeyecekmiş gibi zannediyorum. Allah'ın ölümsüz olduğunu idrak etmem için Allah'ın benim ruhuma koyduğu bir cilve, ölümsüzlük cilvesini tadıp Allah'a iade edeceğime kendi nefsime mal edip kendimin öleceğini bildiğim halde ölümsüz zannedip dünyada ölümsüzmüş gibi hareket ediyorum. İşte bütün bela buradan geliyor. Yani emanete hıyanet. Evet. Bir annen baban öldü mü bir sarsılma oluyor. Sonra o da unutulup gidiyor. Gaflet kalım ağır basıyor. Değil mi? İşte bu 10. sözle açılacak bu kapı. 29'da açılacak. imanla açılacak. ibadetle açılacak. Amellerle açılacak. Kabir var. Gideceksin. Aldanmakta fayda yok. Misafirsin. Yolculuk var. Dünya ömrü teyyare gibidir. Rüzgar gibidir. Uçar gider. Hiçbir manası yok. Amelden başka burada hiçbir şey götüremezsin her şey kalır. Eğer arkadakiler de sağlam değilse başına bela olur kabirde. Allah namına biriktirilmeyen mal, Allah namına yetişmeyen bir evladın eline geçerse, işte o manevi alemde eritilip boynuna diyor tasma yapılır berze haliminde. Evet. Ve azaba sebebiyet verir. Kabir var. Hiç kimse inkar edemez. Biz kabiri Türkçe'de mezar olarak kullanıyoruz. Fakat bu hem doğru hem yanlış. Evet mezar, cesedin gömüldüğü yerdir. Ceset gömülmeyebilir, yakılabilir de, uzayda patlayabilir de, denizde balığın karnına da gidebilir. İşte her, hepsi onların mezardır. Kabir ise yani bizde hem mezar manasına gelir, aynı zamanda berzah, yeni bir hayat, yeni bir alem, ölüm hayatının adı da kabirdir. Yani cesedin gittiği yere mezar denir. Aynı manada kullanmışık. Orada bir yanlışlık var, ufak bir hata var. Asıl mana olarak kabir berzahtır yani ceset libasından sıyrılıp bedeni misalini giyip yeni bir hayata doğduğun andır. Kabir hayatı. O birinci mektuba bakabilirsiniz. Ölüm hayat gibi nimettir. Ölüm hem nimettir aynı zamanda hayat gibidir. Yani berza hayatı var. Nasıl ana rahminde bir hayat var dünya hayatına benzemiyor. Orada ikiye katlanmış bir bebek var. Göbek kordonundan suyun içinde 9 ay 10 gün yaşıyor dünyaya geldiği zaman farklı bir hayata çıkıyor, bir üst tabakaya çıkıyor. Şu anda biz ana rahminde iki büklüm sıkışmış doğumu bekleyen berzahta, ölünce doğumu bekleyen mahluklarız. Berzahtakinler doğdu. Gözleri açıldı, kulakları açıldı, hakikati gördüler. Eyvah dediler, aldandık. Onlar üst tabakaya geçti. Bir üst tabakadadır. İşte kabir var. Hiç kimse inkar edemez. 40 yaşında bir arkadaş diyordu benim bir 40 senem daha yok diyordu. Şimdi kim bilir nerede Allah biliyor. Madem bir 40 senen yok o zaman niye dünyaya dalıyorsun ha değil mi? Ona göre yaşa. Bakalım 40 dakikan var mı? Belki bugün gidecek ne biliyorsun? bir nefese bakar Allah korusun. Allah hayırlı uzun ömür versin. bir nefese bakar. Hiç kimse inkar edemez. Fakat nefis bir türlü kabul etmiyor. Gaflet kalbin önüne böyle perde çekmiş bir türlü içeri girmiyor. Değil mi? O gaflet perdesinin yırtılması lazım. En güzel, en latif yırtılma dersle, sohbetle, imanla olur böyle. Yoksa bela ile musibetle onun yırtılması gerekir. Allah korusun. Değil mi? Aklını başına al. bugün Allah kaç kere aklıma geldi? Diyor ya, lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz. Bazen böyle nefislerden itiraz geliyor. Ya cennet dersi okurken kimsenin sesi çıkmıyor. Fakat ölüm cehennem deyince ya yine mi buraya geldik? Kardeşim daha dersini alayım. Ne demek ki yine buraya geldik? Tedbir al. Ona göre yaşa. İşin şakası yok. Gittin mi gidersin bir daha geri gelemezsin. Ha. Gelemeyiz yani. Kabir var. Hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Ya, bugünkü zalimler de girecek. Bugün halka cevretmek kolay diyor. Yarın hakkın mizanı var. 50 sene sonra hiçbirimiz yokuz Allah bilir. Yani yaşı 40 olanlar için kastediyorum mesela. 45'te 50 neyse. Allah bilir kimse bilemez. 50 sene hadi 100 olsun zaten dünyanın 100 sene Allah bilir ömrü yok. Kastamur layıkasına bak bakabilirsiniz. Kastamur layıkasına. Ahir zamandan kıyametten haber veren müthiş bir hadisin işte tevilidir diye bir başlık var. Açın bakın 1453 şey şey diyor estağfurullah kafam şu şey, 1542 diyor hicri. La ya'lamu gayba illallah diyor. Gaybı Allah bilir kıyametin kafirin başına kopma tarihi o da her şey yolunda giderse böyle diyor yoksa her anda kopabilir tebliğ bitti son peygamber geldi artık tamam Efendimizin ifadesi şu aleyhissalatü vesselam kıyametin en büyük habercisi benim başka peygamber yok çünkü bitti son Hatemül Enbiya geldi artık aleyhissalatü vesselam kabir var hiç kimse inkar edemez hatta ehli kalp duyabilir her sabah diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam her beldede sabah ezanı okunan beldede nida eder bir melek ölmek için dünyaya geliyorsunuz aklınızı başınıza toplayın yıkılsın diye binalar yapıyorsunuz onlara ebediyet vermeyin ha. sabit zannetmeyin onları zaten üzerinde bina yaptığın küre sabit değil uzayda hareket halinde kendisi yolculuğa çıkmış evet hiç kimse inkar edemez oraya girmek için de üç tarzda üç yoldan başka yol yok üç tarzda üç yoldan başka yol yok. Birinci yol. O kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. Yani sekerat var. Nasıl ana rahminden dünyaya gelmek var. Ara hayat var. Hep böyle bir ara hayat olur. Sekerat da bu kabirden önce, ölümden önce ne dünya ne ahiret ikisinin böyle bir araya geldiği karıştığı aleme sekerat deniyor işte o sekerata giren adamlar gören varsa bilir işte gözleri matlaşır eski tabirle ferri gider gırtlağından nefes almaya başlar adam duyar ama göremez adam bir nevi yarı ölüdür Hazreti Azrail Aleyhisselam gelmiştir o ruhu o bedenden ayaklardan başlayarak çekmeye başlarlar Dünyada malını canını vermeye alışmış, Allah yolunda satmaya alışmış altını sözdeki ayeti kerimenin ifadesiyle malını ve canını Allah'a satmaya alışmış bir adam Allah'ın vekili gelmiş. Hz. Azrail aleyhisselam ruhullah peygamber gelmiş yani melaike gelmiş. Allah senden emanetini geri istiyor karşılığında cennet verecek. Cenneti göstererek böyle o ruhu o bedenden nefes verir gibi böyle suhuletle fakat o şekerete girdiği zaman en sondan en başa kadar böyle bütün hayatının bütün dakikalarını, saniyelerini, anlarını an an seyretmeden kimse ölmez. Göstere göstere ruhu bedenden çıkartırlar. Yani bir dakikada içinde de ölse, bir saniye içinde de ölse, kafasına kurşun da sıkası, Allah dilerse bir saniyenin içine 73 yıllık hayatı yerleştirir. 73 yılı geriden başa doğru seyrettirmeden o ruhu o bedenden çıkarmaz. Hatta bazen kaza yapıp böyle ölümün kapısından geri dönen bazı adamlara sorun. Derler ki hayatım film şeridi gibi gözümün önünden aktı gitti. İşte sen o şeyi seyrettin. Ne diyorlar ona? İşte fragman. Heh, fragmanı seyrettin. Aslını ölünce göreceksin. Çünkü geç geleceğe gidemezsin. O kapıyı kapatırlar, kırarlar o camı. Geçmişe dönersin geçmişe gidinceye kadar da 73 yaşındaysan bir bir geri gidersin. O sonra o cam da kırılır. geçmişte gelecek kırıldığı anda dehşetli bir karanlığa, hendeye düşer adam. Ölüm hendeğine. İşte la ilahe illallah kalben deyip o karanlığın böyle parçalanıp ruhun gözden dışarı çıkıp imanlı bir şekilde dışarı çıkartılması lazım. İşte son nefeste la ilahe illallah ağızla değil kalple de denecek. Çünkü o iki cam kırıldığı zaman, geçmiş ve gelecek aynası kırıldığı zaman o ölüm hendeğine düşüldüğü anda lanetullah gelir. Haşa der ki Allah yok, hiçbir şey yok, sen de yok oluyorsun. İşte o anda la ilahe illallah ile oradan çıkılır. Muhammed'in Resulullah demeden oradan çıkılmaz. İşte o gözden böyle ruh teslim edilir. Bedeni misal giydirilir. O şeylere girmeyeceğim. Yani siz de gidince görürsünüz. İnşallah şehit olursak, talebi ulum olarak öldüğümüzü bilmeden bu dünyadan çekip gideriz. Yıkandığını, kefenlendiğini, tabuta konulduğunu, eğer nasip olduysa gömüldüğünü hepsini görür. Hatta bazen morgda bekletiyorlar ya, ölü için en büyük azaptır. İşte Türkiye'nin doğusunda Araplar mesela sünnettir bu. Yani gece mece gömerler. Öyle iki gün, üç gün amca gelecek, dayı gelecek, çocuğu gelecek, ölüye azap. Yani bir an önce yerine kavuşacak. Efendimizin yanına gidecek. Adamı bekletiyorsun. Dur bekle ben geleceğim. Ya niye geleceğim diye. Gömgeç adam işte. Evet. İşte oradan berzah şeye girer. Kabir alemine girer. O mezarla kabir diyelim mezara girdiyse birbirine benzer sureten. Biri madde, biri manevi. O manevi alemdeki bedeni misali o berzahta böyle sıkmaya başlarlar. Bayağı sıkarlar kaburu kemikleri manevi alemdeki o bedenin kaburu kemiklerini ikiye katlarlar böyle ve sorarlar yani toprağın altında sıkışmış bir çekirdek gibi düşün kendini sorarlar men rabbüke hadi bakalım bütün hayatın orada açılacak şimdi men rabbüke rabbin kim sen kimi kendine terbiye edici kabul ettin iman ettim ama param olmazsa sana kimse bakmaz diye paraya mı taptın makama mı taptın Makam elinden gidince böyle hüngür hüngür ağladın mı yani? Değil mi? Kalbinde makam mı vardı? Para mı vardı? Ev mi vardı? araban mı vardı? Günah mı vardı? Allah mı vardı? Ben Rabbüke deyince o çıkacak meydana işte. O sıkışma da herkes terk etti gitti. Hiçbir şey kalmadı. Yalnızsın, ümit kesik. İşte ehli imanın böyle kalbinin en derinliklerinden Allah diye ben Rabbüke'ye böyle cevap vermesi için sıkıştırma yaparlar. Yani en derinden böyle gelecek o. Bütün latifeleriyle öyle bir Allah diyecek ki ben Rabbüke'ye karşı o berzah aleminin de bütün duvarları diyor böyle patlar, çekirdek patlar, tohum ölür, sümbül çiçeğinin hayatı başlar. O ben ne büyük, ben ne büyük, ne büyük işte peygamberin kitabının namaz yani böyle şeyler var ama ilk ben Rabbüke'den Rabbüke'den geçen inşallah hepsinden geçer. Ama ağızla cevap verilmeyecek, değil mi? Kalple. İşte ehli imansa bu dünyadan daha güzel bir aleme geçti. Peygamber Efendimizin tarafına geçti. 124 bin peygamber efendimizin tarafına 124 milyon evliyanın tarafına geçti. Hadsiz ehli imanla beraber oldu. Berzah büyük bir dünya. Hatta şu şu andaki şehadet aleminden çok daha büyük. Hür ve serbestsin. Dilediğin yere gidebilirsin. Dilediğin yerde gezebilirsin cennetin kuşlarının içine girip tuyurun hudurun gözleriyle maddi cenneti seyredip aşk ve şevk ile kıyameti bekleyebilirsin. Peygamber efendilerimize tanışıp onların berzah alemindeki sohbet meclislerinde ders dinleyebilirsin. İşte şehit olmazsan bir daha dünyaya geri gönderelim dersen bir tanesi gelmez diyor geriye. Böyle bir şey bırakılıp da dünyayı akreplerin çıyanların arasına gelinmezler. Evet. Birinci yol bu. Değil mi? Rabbim bundan etsin inşallah. İkinci yol ahireti tasdik etmiş. Evet Allah var, ahiret var demiş. Fakat sefahat ve dalalette gidenlere bir hapse ebedi. Yani bu adam imanlı gitmiş yanınıza. İkinci yoldaki adam. Namaz kılmış, kılmamış. Oruç tutmuş. Allah var demiş. Zekat da vermiş. Şunu da yapmış, bunu da yapmış ama günahlardan kurtulamamış. ha. Sırat-ı müstakime girememiş. Kalbinden tam dünyaya çıkartamamış böyle. Ahirete inanmış ama imanlı da gitmiş. Fakat çürükleri var. Değil mi? Tedavi olması gerekiyor kabirde. İşte nasıl diş çürüyünce böyle değil mi? Orayı açıyorlar. Tedavi ediyorlar. İşte kabirdeki azap da onu tedavi edecek. Yani ahirete inanmış. Allah var demiş. Fakat dalalette ve sefahatte gitmiş yani. Hapsi ebedi. 30 bin yıldır diyor dünya hayatıyla kabir hayatı. Dördünü sözde bir ay der. O da 30 gün 30 bin yıla mukabil gelir. Hapsi münferit tek başına bir tecrit temizlenme tek yani tecrit hapsi münferit yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü itikat ettiği yani kabri öyle gördü. Arkasını göremedi. Değil mi? o geniş alemleri seyredemedi. Öyle gördü. İtikad ettiği gibi itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için, inandığı gibi yaşamadığı için. İşte ahir zamandır şudur budur diye fetvalar verdiği için. Değil mi? İnandığı gibi yaşamadığı için. Öyle muamele görecek. Yalnız bu ipin ucundan dönmüştür. 30 bin yıl kabirde azap çekecek. Hadis-i şerif ifadesiyle cehenneme de gitmesi gerekiyor. Sonra cennete geçiş var ama öyle bu geçti gitti mitti öyle anlaşılmaz bu. Adam bir hafta hapiste duramıyor, bir ay duramıyor, bir yıl duramıyor. Yani sen burada dalga mı geçiyorsun değil mi? Berzah aleminde hapsi münferit, zindan tek başına. Yani onların temizlenmesi dünyada varken niye oraya kalsın ki? Ya faiz şöyledir, helaldir dedi. Yok gıybet etti, bilmem ne yaptı, devam etti. 30 kere gıybet dersi dinledi, halen daha vazgeçmedi mesela. Ya. Yani, i̇nandığı gibi yaşamadı ve imanlı gidebildi. Netice hayır olacak ama oho onlar öyle bir çekecek ki. değil mi? Cennete layık kıymet alması için epey tezgahtan geçmesi gerekecek Allah muhafaza. Üçüncü yol. Valla dişi sıkmak lazım burada. Canım sıkılıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Valla istediği kadar sıkılsın. İşte o zaman git berzahta cana sıkılsın yani. Yapacak bir şey yok. Ya yani bu dünya keyif yeri değil. Burası darul hizmet, darul ücret yeri değil burası. Değil mi? Yani bizden önceki kavimler, yani Efendimiz sahabe-i kirama söylüyor, bize artık geç yani değil mi? Sizden önceki diyor değil mi? Ehli iman neler çekti? Demir taraklardan geçirildi, ateşten kuyulara atıldı. Yine imanından ikiye bölündü. Yine imanından vazgeçmedi dediği sahabe-i kiram. Radiyallahu anh. Biz, biz neredeyiz yani Allah bilir. Daha sen bu kadarlık şeyde katlanamıyorsan yapacak bir şey yok yani. Üçüncü yol, üçüncü olsa tam bir Allah'ın cezası, Allah muhafaza. Allah muhafaza etsin böyle ahirete inanmayan. Bak Allah'a inanmayan demedi. Ahirete inanmayan. Yani ahiret yok. Allah var diyebilir. Ahiret yok dediğin anda Allah'a yalancı olarak yani yalan söylemiş olarak ittiham ediyorsun. Ne demek yok? Allah gönderdiği bütün peygamberleri, bütün kitaplarıyla evet ahiret vardır ve sizi oraya sevk ediyorum diyorlar. Ahirete inanmayan, buna kafir de girer, deist de girer, ateist de girer, hepsi girer yani. Ahirete inanmayan, ehli inkar ve dalalet için bir idam kapısı neden? Hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Neden? Çünkü öyle bildiği için bu adam ahiret yok dedi haşa ahiret yok deyip Allah yok diyen de var. O zaman Allah dedi ki madem sen böyle iman ettin ceza olarak karşılık olarak iman ettiğin şeyi göreceksin. Öldüğü zaman ahiret onun için yok oluyor. Yokluk alemine gidiyor. Yani misal bu. Hiçbir misale benzemez. Sehpaya çıkartıldı, idam edildi, nefesi de kesildi fakat ölmüyor ama yaşamıyordu. Ahiret yok dedi, yokluk alemine gitti ama var. Ama yokluk aleminde yokluk elemini çekiyor. Bir dar ağacıdır. Cehennem bile bu buna göre daha iyidir yani. Cehennem bile hiç olmazsa ahiretin varlığını görüp cezasını tam çekeceğini biliyor. O yüzden berzah bir nevi yani cehenneme göre iyidir demiyorum. Bir nevi berzah daha dehşetli gözükebilir. Bir nevi öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Aynını. Yani bu ders dediğim gibi nefse bir derstir. He. Bu söz dinlemeyen, bu şımarık, kendini beğenmiş böyle edepsiz nefse bir derstir bu. Bu iki şık bedihidir, delil istemiyor, gözüyle görüyor. İki şık dediği birinci şık ehl iman, ikinci şıksa ikiye ayrılıyor. İşte inanmayanlar ve inandığı gibi yaşamayanlar bedihidir, gözüyle görülüyor demek kendisini kastediyor Hazret. Keşfel kuburdur çünkü aynı zamanda. Keşfel kuburda en düşük evliyanın tabakasına keşfel kubur denir. Yani kabrin altındaki adamın halini gören adama denir keşfel kubur. Yani bu iki şık onun için açıktır, bedihidir, gözüyle görünüyor, delil istemiyor. Yani apaçık gözüküyor. Efendimiz Ali Vesselam'da her şeyin zirvesi olduğu gibi onda her şeyin zirvesi var. İşte bir gün bir kabrin yanından geçerken diyor bir hadis-i şerifte şu anda demiş bu kabrin içinde yatan ehli inkarın çığlıklarını siz eğer duyabilseydiniz demiş bir daha ölülerinizi gömemezdiniz korkudan yani o o altındaki adamın halini gördüğünü ifade ediyor yani bu ikişik bedihidir gözüyle görünüyor delil istemiyor derken işte bu kendisini ve kendisi gibi olanları fakat direkt kendisi olarak söylemiyor bizim anlayacağımız burada keşfel kubur evliyalarını kastediyor evet madem ecel gizlidir hiç anlamıyorum değil mi kendime göre planlarım var, tuğli emellerim var, 10 sene sonra, 5 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra, ne biliyorsun? Madem ecel gizlidir, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor. Ve genç ihtiyar farkı yoktur, gençlerin çoğu ihtiyarlamadan ölür, çoğu insan ihtiyarlayamaz. O zaman gençler ihtiyarlardan ölüme daha yakındır. Elbette daima gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mesele karşısında dehşetini anlayamadım ha. Değil mi? Gaflet var, dehşeti anlayamadım. Yani gittin mi bitti. İflas ettin mi geri dönüşü yok artık yani. Müfliz oldun. Hem dünyada hem ahirette adam kaybetti. Böyle bir dehşetli mesele var. Hatta Hazretin kendi söylüyor kendisi için insan diyor imanlı gitmek için diyor bütün dünyasını feda etse Allah'ın gadabı olan cehennemden kurtulmak için diyor bütün dünyasını feda etse yine diyor ucuz düşer. Yani yine ucuz düşer. O yüzden nazarın ahiret olursa dünya da kurtulur. Yani cennete gidecek bir adam dünyada zindanda bile olsa cennet hayatının numunesini kalbinde ve ruhunda yaşar. Cehenneme gidecek bir adam cehenneme gidecek bir adam sarayda bile olsa Allah onun kalbinin içinde cehennem çekirdiğini sakladığı için cehennem tohumu işte neyse o çekirdek o tohum onu yakar daima yakar fakat diyor pek kalın gaflet sersemliği muvakkatan hissettirmez o yüzden bütün hayatında rıza ilahi nazar almak lazım Değil mi? ona göre hayat geçirmek lazım tövbe istifarda bulunmak lazım düşünce de vazgeçmemek lazım Allah'ım senden başa gidecek kapım yok Sen senin affın benim günahlarım senin affını geçemez ama gayret edeceksin değil mi? nazarını toplayacaksın. Yani 15 yaşında değilsin artık. Yaş artık 40'a gelmiş, 50'ye gelmiş, saçın ağarmış, başın ağarmış. O zaman sen gideceğin yere hazırlık yapman gerekiyor. Evet. Daima gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mesele karşısında bir çare insan. Yani çaresiz gece gündüz oraya doğru gidiyorum ha. O idam-ı ebedi, o dipsiz nihayetsiz hapsi münferitten kurtulmak çaresini arayacak. Yani ben nasıl kurtulabilirim? Ebedi yaşamak istiyorum Ebedi cennet istiyorum. Allah'ı görmek istiyorum yani. Nasıl kurtulabilirim? Bunun çaresini arayacaksın. Kabir kapısını alemi bakiye. Yani bu dünyadan kalben soğumadan o kapının yanına gidemezsin. Kalben terk etmen gerekir. Kesmen değil insanların içinde halkın içinde halkla beraber ol, hakla beraber olman lazım fakat bir saadete ebediye aleme nura açılan bir kapıyı kendi hakkında çevirmek hadisesi bu insanın dünya kadar hatta dünyadan daha büyük bir meselesidir dünya kadar diyor nazarımız küçük olduğu için aslında dünyadan daha büyüktür İşte yarın ölünce göreceksin en sevdiklerin gömecek bir hafta sonra seni unutacak gidecek Hatta geçen gün bir kelime vardı hoşuma giden. Sen öldükten sonra seni insanların ne kadar çabuk unutacağını bilseydin Allah'ın rızasından başka bu dünyada hiçbir şeye ehemmiyet diye vermezdin. Değil mi? Öldükten sonra insanların seni ne kadar çabuk unutacağını diye bilseydin Allah'ın rızasından başka bu dünyada hiçbir şeye diyor kıymet vermezdin. Bu katli hakikat bu üç yol ile bulunduğuna ve bu üç yolun da meskur üç hakikat ile olacağını ihbar eden 124 bin 124 bin el emin sadık muhbir peygamber efendilerimiz aleyhisselam elbette nişani tasdik olan mucizelerle bulunan enbiyalar ve enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri keşf ve zevk ve şuut ile tasdik eden ve imza basan 124 milyon evliyanın aynı hakikate şehadetleri Hattu hesaba gelmeyen muhakkiklerin kat'i delilleriyle enbiya ve evliyanın verdikleri aynı haberleri aklen ilmelekin derecesinde ispat ettikleri yüzde doksan dokuz ihtimali kat'iyle idam ve zindana ebediden kurtulmak ve o yolu saadete ebediye çevirmek yalnız ve yalnız iman ile iman nasıl arttırılır? İşte bu hakikat-ı dersleriyle sonra itaat ile Kime itaat? Sadece ve sadece Allah'a itaat. Ve amel iledir diye ittifaken bütün nebiler, bütün rasuller, bütün nebiler, bütün veliler, bütün asfiyalar, bütün kutuplar şehadet ediyorlar. İlme lekin, aynel -le -le tasdik ediyorlar. İman ve itaat ile diyor kurtulursunuz ancak. Başka türlü kurtuluş yok. Acaba yüzde bir ihtimale helaket bulunan bir tehlike yolunda gitmemek için bir tek muhbirin sözü nazara alınsa yani bir yol var yüzde bir ihtimal tehlike var sadık bir muhbir geldi burada tehlike var dedi onun sözünü nazara aldın onun sözünü dinlemeyip o yolda giden adamın endişeyi helaketten gelen elemi manevi onun yemek iştahını kaçırdığı halde acaba başımıza bir şey mi gelecek bir muhbir sadık geldi. Yüzde bir ihtimalle bu yolda tehlike var. Acaba o tehlike bugün mü başımıza gelecek diye. ...iştahasını, yemek iştahsını kaçırdığı halde böyle yüzbinler binler sadık ve musattak muhbirlerin yüzde yüz ihtimal ile dalalet ve sefaat göz önündeki kabir daracına ve hapse ebedi münferidine kat'i sebep olduğunu yani 124 bin peygamber, 124 milyon evliya diyor ki sefahatte, günahlarda ve dalalette kat'i olarak ölüm dar ağacı olacak ve idam ebedi olacak diyor. Hapsi münferit olacak. Şu göz önündeki kabri ehli iman içinde bir hazine ebediye, bir sarayı saadete açılan bir kapıya çeviriyor diye ihbar eden emmarelerini ve asarını gösterdikleri halde bu acip ve garip ve dehşetli ve azametli mesele karşısında bulunan bir çare insan bağımsız bunları duyan Müslüman yani yarın ahirette duymadım bilmiyordum diyemezsin hem bir çare insanlık alemi var bağımsız Müslüman eğer iman ve ubudiyet olmazsa eğer namazları kaçırdığın halde daha sen dertlenmiyorsan son vakitlerde kılıyorsan tesbihat yoksa paldır küldür gidiyorsan dersin yoksa evradın yoksa amel yoksa derdin Allah ve ahiret değilse o zaman sen nasıl kurtulacaksın değil mi nasıl bu işler yoluna girecek Allah muhafaza bütün dünya saltanatı lezzeti bir tek insana verilse acaba göz önündeki her vakit oraya çağrılmasın nöbetini bekleyen bir insanı verdiği endişeden gelen elim elemi kaldırabilir mi? Yani dünyada işlerin rast da gitse, her gün binlerce dolar da kazansan, eğer sende iman ve itaat eksikliği varsa, oradan gelen hiçbir elemi, o kazandığın hiçbir şey kapatamaz. Sizden diyor soruyorum, madem ihtiyarlık, hastalık, musibet, her tarafta ve fiyatlar, o dehşetli elemi deşiyorlar, gözümüze gözümüze gösteriyorlar, ihtar ediyorlar, Elbette ehli dalalet ve sefaat yüz bin lezzete zevki alsa da yine manevi bir cehennem kalbinde yaşar ve yakar. Yani cehennemde gidecek bir adam her bir günahta cehenneme bir adım daha gider. Cehennemle günah işleyen bir adam irtibat halindedir manevi. O kalbe cehennemden manevi bir alev atılır. Allah aslında onu rahmetinden atıyor ki tövbe ile geri dönsün diye. Fakat adam tövbe edeceğini ona devam ettirip daha fazla arttırıp gafletini kalınlaştırıyor ve cehennem ateşini kalbinde yaşatmaya başlıyor. Ya ateşi artıyor, bütün hayatını yakmaya başlıyor. Fakat pek kalın gaflet sersemliği muvakkaten geçici olarak hissettirmez. Madem ehli iman ve taat göz önünde gördüğü kabri bir hazini ebediye, bir saadet-i la ezeliye kendisi hakkında bir kapı olduğunu, bu ezeli mukadderat piyangosundan piyango derken kafanız takılmasın, bu bizim bildiğimiz piyango değil. Mana burada şudur piyangoda. Yani piyangoda nasıl mesela hak etmediğin bir kazanç var, haramdır. Burada öyle değil. Yani sen namazla, tesbihle, dersle cenneti hak edemezsin. Ama Allah azıcık amelini, azıcık amelini çok hükmüne getirip hak etmediğin halde cenneti rahmetinden verir manasındadır böyle. Evet. Milyarlar altın ve elmaslar kazandıracak bir bilet dahi iman vesikasıyla ona çıkmış. Yani ehli iman her vakit Hazreti Azrail'i bekler. Gel idam biletini al diye beklemesinden derin esaslı hakiki lezzet ve zevki manevi yani ölümün hakikatını gören kamil insanlar daha ölüm gelmeden önce ölmek istemişler. Dünyada sadece iman ve amel için kalmak istemişler. Çünkü daha güzel bir aleme geçecekler. Her vakit ecel tezkeresini bekliyorlar düğün gününü bekliyorlar hayatlarının son noktasına doğru gitmek istiyorlar vücudun ağırlıklarından kurtulup cennet aleminde hifvet kazanıp uçmak istiyorlar rahata ve emniyete ve selamete kavuşmayı bekliyorlar eğer tecessüm etse yani açılsa o çekirdek bir ağaç olsa o adama hususi bir cennet hükmüne geçtiği halde o zevk ve lezzeti azimi terk edip gençlik saykasıyla o hadsiz elemler ile alüde zehirli bir bala benzeyen sefihane heveskerane muvakkat bir lezzeti gayri meşruayı yani dünyada geçici elemi bol kendisi bela olan geçici anlık lezzetleri ihtiyar eden hayvandan yüz derece aşağı düşer yani dünyada bir dakikalık gayri meşru lezzet eğer tövbe edilmezse ahirette ebediyen bela çekmesine sebep olacak o dünyadaki bir dakikalık haram lezzete ebediyen lanet okuyacak. Ebediyen belasını görecek yani. Evet bu gayrimeşru şeye göre değişir. Zulüm de olur, başka bir şey de olur, sefahat de olur. Hepsi içine girer bunun. Evet ecnebi dinsizleri gibi olamazsın. Yani Avrupalılara bakıp da onlar gibi olamazsın sen. Çünkü onlar peygambere inkar etseler de diğerlerini tanıyabilirler. Yani Efendimiz'i inkar etseler bir nevi diğer peygamberlere inanabilirler. Ahirette kurtarmayabilir, az bir menfaat verebilir, cennete götürmeyebilir. Ama dünyada işte o azıcık şey bile dünyasını kurtarabilir onların bir cihetten. bir cihetten kurtarabilir bütün bütün kurtaramaz. Yani sıkıştığı zaman gidecek bir yeri olabilir. Peygamberi bilmese de Allah'a tanıyabilirler. Yani bunlar imanlı gidecek manasına gelmez. Allah'a bilmeseler de kemalata medar bazı güzel hasletleri bulunabilir. Onun da dünyada mükafatını görür. Fakat bir Müslüman, Müslüman burada farklıdır. Enbiya'yı, Rabbini, bütün kemalatı muhammed i Arabi aleyhissalatü vesselamın vasırı biliyor. Yani sen Allah katında şu anda bozulmamış hak bir dini tanımışsın. Bozuk bir dine adam ittiba etmemiş, gadabı senin kadar üzerine çekmez. Yani sen en son peygamberi en son kitabı Allah'ın böyle tam tevhid nurunu ve onun en son dersine muhatap olmuşsun eğer onun terbiyesini bırakırsan zincirinden çıkan hiçbir peygamberi tanımaz Allah'a da tanımaz yani gayrimüslim yoğurt gibidir bozulsa da ekşir içilebilir mesela ayran olur diyor ama bir mümin tereyağı gibidir çok kıymetlidir çok hastır bozuldum ama zehir olur zehir olur milleti başına bela olur ruhunda kemalatı muhafaza edecek hiçbir esasatı bulamaz. Çünkü peygamberlerin en ahiri ve en büyükleri ve dini ve daveti umum nevi beşere baktığı için mucizatça ve dince umma faik bütün nevi beşere bütün hakayıkta üstatlık edip 14 asırda parlak bir surette ispat eden nevi beşerin medar iftarı bir zatın terbiye esasiyesini ve usulü dinin terk eden elbette hiçbir cihette bir nur, bir kemal bulamaz. Sukut-u mutlaka mahkumdur. O yüzden insanların en zalimi İslamiyet'ten çıkmış, dinden ayrılmış, milletin başına bela olmuşlardır. İşte ey hayat-ı dünyevinin zevkine müptela, Endişeyi istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan biçareler. Allah insana endişeyi istikbal duygusunun yüzde birini dünyaya, %99'unu da ölümden sonraki hayata vermesi için insana vermiş onu. Yoksa %99'unu dünyaya, %1'ini ahirete versin diye vermemiş. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz, evet insan dünyanın lezzetini, saadetini, zevkini, rahatını isterseniz, meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kafidir, helal dairesi keyfe kafidir, harama girmeye hiç lüzum yoktur. Harama giden zaten keyif bulamaz. Hem dünyada hem ahirette bulsa bulsa başına belasını bulur. Haricinde ve gayrimeşru dairedeki bir lezzetin içinde bin elem olduğunu sabık beyanatta elbette anladınız. Eğer mazi yani geçmiş zamanın hadisatını sinema ile hali hazırda gösterildiği gibi istikbaldeki ahval mesela yani şu andaki ehli sefaat, ehli zulüm 50 sene sonraki hallerini, berzah hali alemindeki hallerini bir sinema ile onlara gösterilseydi şimdiki şimdiki ehli sefaat, ehli zalimler, ehli zulüm güldüklerine yüz binlerce nefrin edip ağlayacaklardı. Evet, dünya ve ahirette ebedi ve daimi sürürü isteyen iman dairesindeki terbiye-i Ali ve selamı kendine rehber etmek gerektir. Rabbim rehberimizden bizi ayırmasın. Bizi cenneti Firdevs'e kadar götürüp Allah'ın huzuruna kadar çıkaracak efendimize sonsuz salat ve selam olsun. Allah rızası için el Fatiha.